Merhaba, ben Canova. Canlı Tatlar'a hoş geldiniz. Canlı Tatlar, Anadolu'daki özel tatları yerinde aramaya devam ediyor. Bu haftaki durağımız atları, peribacaları ve balonları ile ünlü Kapadokya bölgesi. Bakalım Kapadokya'da bizleri neler bekliyor, hep birlikte görelim. Kapadokya'ya sadece lezzetler için gelmedik. Gerçekten çok da güzel, eşsiz bir doğası, aynı zamanda güzel bir de ören yeri var. Burası eski medeniyetlerin buluşma alanı, eski dinlerin buluşma alanı ve çok güzel bir yerleşim merkezi. Bu kayaların nasıl içi yontularak yollar açılmış, su yolları açılmış, kiliseler yapılmış, ibadethaneler gerçekten çok etkileyici. Gelmişken burayı da ziyaret etmeden olmazdı. Burayı da görmenizi tavsiye ediyorum. Merhabalar Pazarola, nasılsınız? Merhaba, iyi günler. Sağ olun. Bu yoğurtlar sizin mi? Görüyorum, yoğurt var burada. Evet. Yoğurt yapmışsınız. Evde mi yapıyorsunuz bunları? Evet. Ne güzel, ne güzel. Burada bir aşağıda etkinlik var. Ne etkinliği bu? Böyle Kapadokya. Güzel şey. Paradoks. Ne Festival. Yapıyorlar burada? Yani içinde ne gibi böyle şeyler var? Etkinlikler. İşte köylüler bir şeyler satıyor. Fırsat. Köylüler ona toplayıp getiriyorlar. Bahçelerden, yani bağlardan. Genelde bazıları. Yani dağdan kekik falan filan, onları da topluyor, getiriyor, orada satıyorlar. Peki evet. Bu kaçıncı defa oluyor şimdi bu yıl? Bu yıl iki. İkinci oluyor. Peki var mı böyle esnafa falan bir şeyi, hareketlenme, böyle dışarıdan gelenler falan, İstanbul'dan, işte Ankara'dan, oradan buradan çok kişi geliyor mu? Geliyor. Bugün evet. Seremoniye ya da gösterileri seyretmeye, çok güzel. Başka ne yapıyorsun? Portakal sıkıyorsun evet. Burada. Teşekkür Bunlar ederim. Da gerçekten çok güzel yoğurtlar. Evet. Bir tane alalım bunlardan. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en ünlü diyeyim ve güzel turistik bölgelerinden Kapadokya'dan mutfağımıza tekrar geldik. Tekrar hoş geldin. Tabii oradan gelirken eli de boş gelmedim. Orada çok güzel yoğurtlar gördüm, yapılmış. Evlerde yapılmış çok güzel yoğurtlar vardı. Birazcık yoğurt aldım gelirken, birazcık da bizim Arabistan veya Arap Havzası dediğimiz bölgede kuskus denir. Ama bizde köftelik ince bulgurdur. O bölgede güzel buldum. Ondan da birazcık aldım. Bunlardan iki tane çok güzel yemek yapacağım. Birincisi bulgurlardan altına güzel bir kuskus salatası yapacağım. Bu kayısılı kuskus. Üstüne de yarım kafes kasaplarımız kuzu pirzoladan
güzel fırın kuzu pirzola ile birlikte güzel bir şekilde pişirip onu da uygulayacağız. İkincisi de güzel bir tatlı bu yoğurtlardan. Tabii ki güzel bir tatlı yapacağız. O da dondurma, yoğurt dondurması yapacağım bugün sizlerle. Çok basit, evinizde yapabilirsiniz. Ve yoğurt dondurmasının altına birazcık taze çilek salatası. Mevsim de geldi. Çok güzel bir çilek sezonu geçiyor. Daha sonra da güzel bir çikolata kabıyla sunumumuzu gerçekleştireceğiz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeyelim. Dondurmamızı dondurmamız gerekiyor. Hemen başlayayım ben. Öncelikle malzemeleri ben bir daha baştan alayım. Öncelikle tava yoğurdu. Tava yoğurdu 1 kilo. Yaklaşık 300 gram süzme yoğurt kullanıyorum. Ve 300 gram pudra şekeri. Tekrar ediyorum, pudra şekeri. Kristal şeker değil. Yaklaşık 180 gram süt. Doğal ve organik de olursa iyi. Ve 150 gram birazcık sahne ve azıcık da krema. Sahne derken krema olarak algılayın lütfen. Ve birazcık da limon suyu. Hafif böyle bir acılık versin diye onu da kullanacağız. Şimdi bütün bunları ben iç içe dökeceğim. Daha sonra da dondurmak üzere dolabımıza yerleştireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle süzme ve tava yoğurdumu koyacağım. Evet, tava yoğurdumu yerleştirdim. Bu arada tabii şekerimi ilave ediyorum, pudra şekerimi. Araya koyarsanız daha iyi olur karıştırırken. Aksi takdirde yukarıda kalır ve karıştırmanız zorlaşabilir. Pudra şekerimi ilave ettim. Üstüne süzme yoğurdumu ilave ediyorum. Birazcık krema. Ve ayrıca süt ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hepsini bir kapta topluyorum. Çok basit yapılması, çocuklar çok sevecektir evde. Ve limon suyumu ilave ediyorum. Karıştırırken özellikle blender veya mikser el bıçağı kullanmayın. Aksi takdirde yoğurdun kıvamını bozmuş oluruz. Bu yoğurt için bize bir kıvam gerekli dondurmamız için. Çok hızlı makineler, çeviren makineler bu kıvamı bozabilir. Evet, şimdi kaplarımızı dolduralım. Ben metal kap kullanıyorum. Siz de metal kap kullanabilirsiniz ama yoksa hiç önemli değil. Plastik kap da olur veya herhangi bir cam kap da olabilir. Şimdi buradan ben dolduruyorum. Kaplarımızı doldurduk. Şimdi bunları hemen götürüp derin dondurucuya atıyorum. Yalnız şunu unutmayın, bu çok hızlı ve çok lezzetli bir tatlı. Yani öğlen geldiyse akrabalarınız veya evde çocuklar dondurma istediyse akşama emin olun hazır oluyor. Bir de bunda uygulayacağımız iki tane sistem var. Öncelikle bu dondurmayı attık dolaba, öyle olmuyor. Onu tekrar bir ara çıkartacağız. Hafif böyle donmaya başladığı zaman el blender ile çırpabilirsiniz. Eğer o yoksa bunun gibi bir şeyle hafif karıştırıp tekrar kıvam vermemiz gerekiyor. Bu şekilde bırakmıyoruz. Şimdi ikinci kısmına geçelim. Yoğurdumuzu yaptık, dondurucuya koyduk. Tabii ki çikolata kapları için. Harekete geçiyoruz hemen. Öncelikle ben bitter çikolata kullanıyorum ama siz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ufak parçalar halinde kesiyorum. Ve daha sonra bir kaba boşaltıyorum ve sıcak suyumun içine yerleştiriyorum yavaşça. Bu arada iki tane kağıt kesiyorum. Yağlı kağıtlardan bir tanesi bu şekilde. Yaklaşık 15 santime 15 santimetre uzunluğunda bu şekilde. Çünkü bardağımızı koyup üstüne çikolatamızı damlattıktan sonra şu şekilde form vereceğiz. Ve dolaba onu da koyacağız. Evet, erittik çikolatamızı ve hemen yan tarafa alıyoruz. Tabii ufak bir bilgi daha paylaşayım sizinle. Hemen uygulamaya geçmeyin. 1-2 dakika bekleyin çikolatayı. Aksi takdirde çok sıvı olacak ve etrafa yayılacak. 1-2 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Hemen soğumayacaktır çikolatanız. Karıştırıyorum. Kıvamı tam böyle olmalı. Yavaşça boşaltıyorum. Boşalttıktan sonra ikinci uyarım birazcık yaymanızdır. Yayarsanız hem daha çabuk soğur hem de bardağın üstüne koyduğumuz zaman
çok olduğu zaman çikolata aşağıya doğru akacaktır. Ama bu şekilde biraz dinlendirip koyduğumuz zaman üstüne ilave etme şansımız veya çoğaltma şansımız var ama öbür türlü yok maalesef. Kenara alıyorum. Diğerine geçiyorum. Biraz bekletmemizin amacı koyduğumuz zaman tam olarak akmasını önlemek. Hafif akabilir fakat tamamen akması formumuzu bozacaktı. Evet, yavaşça başlayabiliriz. Bu şekilde koyuyoruz. Evet, birinci formumuz bitti. Şu anda ikisi de bitti. Bunları ben dolabımıza yerleştiriyorum soğuması için. Kesinlikle -18'e değil, normal buzdolabına bir kenara koyuyoruz. Orada soğumaya bırakıyoruz. Ve çilek salatası için başlıyorum. Bu da çikolata kabının üstüne gelecek. Onun da üstüne yoğurt dondurması gelecek. Onun için tam da sezonu. Çok güzel kokuyor çilekler ve çilek salatası için. Ufak ufak kesiyoruz. Salata haline yapacağız çünkü birazcık meyve salatası gibi. Çileklerimizi kestik. Şimdi salata yapmaya başlayacağız. Bunun için birazcık pudra şekerine ihtiyacım olacak. Ne kadar lezzetli olursa olsun çilekler, tatlı olursa muhakkak içinde sudan dolayı kestiğimiz zaman ve karıştırdığımız zaman o şeker biraz aşağı inecektir. Onu aynı seviyeye getirmek için birazcık pudra şekeri kullanıyorum. Çilek salatamızı bitirdim. Çileğimizi biraz buzdolabında dinlendirmem lazım, birazcık daha soğusun. Biz ikinci yemeğimize hemen başlayalım. Bu arada biliyorsunuz dondurmamız da şu anda buzdolabında donmaya devam ediyor. Bugün ikinci ana yemeğimiz ise biraz önce de söylediğim yarım kuzu kafes, altına da güzel bir kuskus, yani bizim ince bulgurumuz var, köftelik. Ondan güzel altına bir salata yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri kısaca bir üstten geçelim birlikte. Yarım kafes pirzola kesilmemiş kıvırcık koyunu tabii ki tercihimdir. Daha sonra birazcık salatamız için, kuskus salatası için havuç, birazcık biber gerekiyor. Birazcık kayısı, kurutulmuş kayısı var. Tabii ki kuskusumuz ve birazcık da nane, aynı zamanda süslememiz için birazcık filizler. Ayrıca birazcık da kişniş. Kişniş otu. İsterseniz fazla bekletmeden hemen başlayalım. Öncelikle etimizi kızartacağım güzelce. Daha sonra fırına atacağım. Bu arada biz kuskusumuzu da hazırlamaya başlayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ve fırın zamanı. Fırın çok önemli. Pişirdiğimiz bütün yemeklerde ve etlerde dereceler çok önemli. Ben 150 derece kullanıyorum. Genelde 180 kullanılır, 200-220 ama benim tavsiyem her zaman biraz daha aşağıda kullanmak. 150 derecede yaklaşık 15 dakika fırına atıyorum. Diğer bir işleme başlıyoruz. Kuskusu hazırlayacağız. Şimdi size çok enteresan gelecek. Ben su kullanmayacağım. Onun yerine portakal suyu kullanacağım. Portakal suyunda kuskusu haşlayacağım. Taze sıkma portakal kullanıyorum ve kuskus ya da ince köftelik bulgurumu ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çok harlı olmayacak, tekrar ediyorum. Çok hafif. Çünkü bulgur o suyu çekmeli. Portakal suyunu çekmeli. Onun için de yavaş. Çok yavaş ateşte. Yavaş yavaş karıştırarak. Bu arada salatamızın içine gelecek olan havucumuz var ve biberimiz var. Bunları da çok ufak şekilde bunlar kaynarken yapacağız. Öncelikle birazcık havuç alıyorum. Havucumuzu çok ufak şekilde yaklaşık 2 milimetre kalınlığında kesiyorum.
Şimdi biberlere başlıyorum. Biberleri ben çok seviyorum. Fakat fazla biber kullanmayacağım burada. Bir miktar kullanacağım. Birazcık aroma ve tat versin diye. Dikkat ederseniz biberin kabuğunu çıkaracağım şimdi. Çıkar mı demeyin. Çıkacak şimdi. Evet. Biberin kabuğu bu. Tabii bu arada birazcık da kişniş otu doğrayacağım. Onu da ufak parçalar halinde doğrayıp içine ilave edeceğim. Bir miktar yeterli, bu kadar. Biberlerimi ilave ediyorum. Dikkat ederseniz ilk başında koymadım biberleri. Çünkü en sonda koymak, şu anda ocağın altını kapadım. İçinde hafif al dente haşlanacaktır. Ve daha lezzetli bir hale gelecektir durdukça. Ve neden havuçları da kısa kestiğimi veya ufak kestiğimin aslında bir cevabı bu. Ve en son olarak hala sıcak olduğu için birazcık tereyağı. Ve şimdi fırına gidiyoruz. Bakalım etimiz pişmiş mi? Etimizi bitirdik. Şimdi en güzel safhadayız. Sunum safhasındayız. Prezentasyon safhasındayız. Tabağımızı alıyoruz. İlk yemeğimiz bitti. Kuskus salatasının üstüne güzel bir yarım kuzu kafes yaptım. Afiyet olsun efendim. Evet, şimdi dondurmamızın en güzel yeri sunum safhasına geldik ve prezentasyona. Biraz önce dolaba atmış olduğum, gördüğünüz gibi çikolatayı hop şöyle çeviriyorum. Pat diye elime geliyor ve kabım hazır. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde. Daha sonra içine hazırlamış olduğumuz çilek sosunu ilave ediyorum. Daha sonra da yapmış olduğumuz yoğurtlu dondurmadan güzel büyük bir kaşık alıyoruz. Evet, yoğurtlu dondurmamız bitti. Afiyet olsun. Tekrar ediyorum. Dolapta çıkartıp bir kere daha, yarı donmuş olabilir, biraz fazla donmuş olabilir. El blender ile bir kere daha iyice püre haline getiriyoruz. Tekrar dondurucuya bırakıyoruz. Eğer bu yoksa karıştırıyoruz kaşıkla. Aksi takdirde içindeki yoğurdun ve krema sütün kristalleşmesi sonucu istediğimiz dondurma verimini alamayacağız. Şu şekilde sunduk. Afiyet olsun efendim. Bugün Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri Kapadokya'daydık. Kapadokya'da çok güzel vakit geçirdik. Oradaki yerel üreticilerin ürettikleri ürünlere de baktım. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben de oradan gelirken birazcık orada üretilen yoğurttan aldım, getirdim. Onunla çok güzel bir yoğurt dondurması yaptık, çilekli. Evde çok basit yapabileceğiz bir şey. Bir diğeri de kuskus salatası yaptım. Bu da kayısılı ve portakal suyuyla haşladım. Bu da özel bir reçete. Bunu da güzel bir kaburga, yarım kaburga ile birlikte, fırın kaburga ile birlikte verdim. Ve lezzetli olduğuna ben inanıyorum. Siz de bir deneyin. Bu arada eğer vaktiniz varsa, özellikle Kapadokya'ya görmeyenler de varsa, o bölgeye de gitmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Gerçekten bir dünya şaheseri bir yer. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.